Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Başkan Erdoğan uyarmıştı. Avrupa'nın başı büyük belada. Terör örgütü PKK yanlıları Fransa'nın başkenti Paris'i savaş alanına çevirirken Başkan Erdoğan'ın Avrupa'yı uyardığı sözler yeniden gündem oldu. Terör örgütü PKK yanlıları Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Paris Emniyeti başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı. Meydanın yanındaki Trempel Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar elebaşı Öcalan'ın fotoğrafıyla PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı. Terör örgütü yanlısı saldırganlar kaldırım taşlarını sökerek polise etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar otobüs duraklarını tahrip etti. Terör örgütü yanlıları sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar araçları kullanılamaz hale getirdi. Polisin ise saldırganlara zaman zaman biber gazıyla sınırlı müdahale etmesi dikkat çekti. Başkan Erdoğan daha önce birçok kez terör örgütüne destek veren Avrupa'yı uyarmıştı. Başkan Erdoğan açıklamasında buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan, destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir ifadelerini kullanmıştı. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Fransa'nın bu yaşadıkları hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Lütfen bizimle paylaşın.